bilgilerini girdikten sonra burada puanları çıkacak karşımıza. Biz puanlarına göre yerleşebileceği okulları kategorize edeceğiz ve belli bir sıralama yapacağız. Sonrasında yerel tercihlerine de yerleşeceği okulları belirleyeceğiz. Her yerleştirmeyle hangi okulların geldiğine bakalım. Sonrasında senin merkezi puanınla nerelere yazabileceğine bir bakalım. Şimdi merkezde oturduğun için öncelikle gelebilecek merkezdeki okullara bakacağız. İşte örneğin Selamder Lisesi. Bunlar yerelde yapacağımız tercihler. LGS sürecinden sonra bir LGS tercih sürecimiz başladı ve 28 Haziran'da LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu sürece biz de dahil olmaya başladık. 28 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz LGS tercihlerini yapabileceklerdir. Özellikle tercih sürecinin bitiş tarihine çok dikkat etmeleri gerekiyor. 17 Temmuz'da saat 17'de 17.00'da artık tercih yapma süreçleri bitmiş olacak ve bu süreçte yani tercihlerini yaptıktan sonra onların ortaokulda bulunan idarelerine bu tercihlerini onaylatmaları çok önemli. Onaylatmadıkları takdirde tercihleri geçersiz sayılacak. Şimdi öğrencilerimiz tercih yaparken nelere en çok dikkat etmeleri gerekiyor? Bunlarla ilgili biraz konuşalım. LGS sürecinde yerel yerleştirme, bir de merkezi yerleştirme dediğimiz iki tür yerleştirme olmakta. Yerel yerleştirme öğrencilerimizin okul ortalamaları, okul yıl sonu ortalamalarının alınarak yapıldığı bir yerleştirme türü oluyor. Merkezi yerleştirme de öğrencilerimiz LGS sınavına girdikten sonra aldıkları puanla yapılan bir yerleştirme oluyor. Öğrencilerimiz yerel yerleştirme yaparken adı üstünde yerel olduğu için daha çok ikametgahlarına yakın okullara yerleştirmeleri yapılıyor. Puanla tercihlerde ise böyle bir zorunluluk yok. Puanlarının yettiği, daha doğrusu o sonuç kısmında Türkiye geneli yüzdelik dilim dediğimiz dilime göre okullara tercihlerde bulunabiliyorlar ve 22 Temmuz'da da sonuçlar açıklandığı zaman merkezi yerleştirmeyle yerleşen öğrencilerimiz, yani puanları doğrultusunda yerleşmeleri yapılan öğrencilerimiz okullarına kayıtları otomatik olarak yapılacak. Puanlarla yerleşmeyen öğrencilerimiz ya da puanla yapılan okullara yerleşmeyen öğrencilerimiz de yerel tercihle evlerine en yakın ikametgahlarına daha doğrusu en yakın okula yerleşme işlemleri yapılacak. İlçelerden il merkezine ya da farklı bir yerde okul kazanan öğrencilerimiz için de 19-23 Ağustos'ta yatılılık işlemleri yapılacak. Yurtlara başvurularda bulunabilecekler. Bu süreçte öğrencilerimizin tarihleri takip etmesi, yüzdelik dilimlerinin farkında olması, istedikleri okula göre doğru sıralama yapabilmeleri çok önemli. Çünkü yani tercih sürecinde en yüksekten en düşeye doğru okul sıralamaları yapmadıkları takdirde ölü tercih dediğimiz tercih şeklinde giriyor ve bu da öğrencilerimizin daha potansiyellerinin daha altında okullara yerleşmesine neden olabiliyor. Burada öğrencilerimizin onaylatmaları çok önemli. Ayrıca giriş yaptıkları zaman bir güvenlik kayıt numaraları oluyor. Güvenlik kayıt numarasına da dikkat etmeleri çok önemli. Bir okulun proje okulu olup olmaması da o okulun tercih edilebilirliğini etkilemekte. Bu yüzden okullarda merkezi okul olarak başvurdukları zaman orada o okulun proje okulu olup olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü proje okulu olan okullara puanları geçen sene düşük olsa bile bu sene yerleşme imkanları biraz daha düşük olabilir. Çünkü yüksek puanla kapatacaklarını düşünüyoruz.